Üç aylar niye diyoruz? Üç aylar. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı olduğu için üç ay deniyor. İşte yarın Recep ayının biri. Kameri aylar dediğimiz 12 aylardan dört tane de haram aylar var. İslam'dan önce de haram aylardı. İslam'dan sonra da haram aylardan idi. İslam'la birlikte bu haram aylar devam etti. Haram aylar kaçta? Ne demek haram ay? Dokunulmaz, kutsal aylardan dördü. Zilkade, zilhicce, şevval. Bir de recebül fert dedikleri. Recep fert yani tek kalan recep. Peş peşe gelmiyor. Onların üçü peş peşe. Recep ayrı geldiği için recebül fert. Recep ayı bu haram aylardandır. İşte o haram aylarda savaş bile yapmazlardı cahili Araplarında. Adem aleyhisselamdan beri bu aylar haram aylar kutsaldı ve onlara hürmet edilirdi. Recep ayıyla birlikte Ramazan ayına iki ay kaldı diyoruz. Çünkü Recep ayı bir ay, bir ay da Şaban ayı sonra Ramazan geliyor. Yani yarından itibaren Ramazan'a artık siz 60 gün 2 ayı hesap edebilirsiniz. Hatta 29 çekerse daha da kısa oluyor. Recep ayı gelince ne oluyor? Recep ayı gelince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam orucu her zaman tutuyor. Pazartesi, perşembe ve her ayın 13, 14, 15 kameri ayların 13'ü, 14'ü, 15'i buna eyyamul biydı aydınlık günler denir. O günlerde oruç tutuyor. Ve Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kimse bir ayda üç gün oruç tutarsa, sanki bir ayı oruçlu geçirmiş gibi olur. Çünkü bir hasene on kat sevaptır. Bir günlük orucunun sevabı on gün yazılır. Üç gün tutarsa bir ayda otuz gün nafile olduğu için otuz gün tutmuş gibi sevap alır. Recep ayında orucu biraz daha çoğaltacağız. Şaban ayı gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yarıya yakınını oruçlu geçirirdi. Şaban ayının yarısına yakınını oruçlu geçirirdi. Ve Ramazan'a öyle girerdi. Bizim halkımız arasında Türklerde özellikle 3 aylar orucu diye bir oruçla ihdas edilmiştir. Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 ayı böyle peş peşe oruç tutmamış hayatı boyunca bunu bilmiyoruz. Böyle bir şey de tavsiye etmemiş. Ancak halk arasında şöyle bir gelenek de oluşmuş. Kefaret orucum varsa 61 gün, hani biri kaza, 60 günde ceza, onu hiç olmazsa bu 3 aylarda Recep Şaban ayında tutayım diye 3 aylar orucu ihdas edilmiş. Kötü bir şey değil. Sünnet olan, oruçlarda sünnet olan ki oruç nefsi dizginler, es-siyamu cünnetün kalkandır, haramlardan korur, fakirin fukaranın halini anlamamıza vesile olur. Bedenimize sıhhat olur. Beynimize, kalbimize güç gelir, kuvvet gelir. Oruç zinde tutar insanı. Berrak bir ruh hali olur oruçlu insanın. Kafasındaki, kalbindeki kirler, paslar silinir. Orucun tadı bir başkadır. Onu siz biliyorsunuz zaten. Oruç o kadar bizim ülkemizde e, içselleştirilmiştir ki sanki Bizden bir parçadır oruç ve Ramazan'ı hakikaten özleriz. İşte bu oruçla beraber nefis dizginlenir. Ramazana bir hazırlık aşamasıdır. Ramazana hazırlık. Ve bu ay içerisinde bir de Regaip gecesi var. Cuma geceleri zaten mübarektir. Regaip gecesi de ilk Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip gecesi denir. Perşembe cumaya bağlayan gece İnşallah e, Bu perşembe önümüzdeki Perşembe akşamı Aynı zamanda Regaip gecesidir Yani biz e, Sabahleyinde zaten muhabbet kapısında da Regaip gecesini idrak edeceğiz kutlayacağız inşallah e, Akşamda benim Tuzla'da değil mi Müştebat Tuzla'da Konferansım var akşam regaiple ilgili İnşallah Tuzla'da olacağım Bu Bu e, Kutladığımız Regaib gecesi de bazı alimlere göre Regaib meselesini o gün anlatacağız. Bazı alimlere göre Mübarek Cuma gecesi kıymetlidir. Bu bir de Recep ayına gelmişse çok daha kıymetlidir, kutlanmalıdır şeklinde rivayet, ya daha doğrusu görüşler var. Onun temelini anlatırız o gün. Ama bugün anlatmak istediğim üç aylar Üç aylar meselesi ve kandiller meselesi. Şimdi kandillere gelince beş kandil var diyoruz. Bu beş kandil Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi vardır. Ve bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Bunun üzerine başka söz söylemeye gerek yok. O geceyi kutlamalıyız zaten. Sabaha kadar yok mu diye Cenab-ı Hak isteyin diyor ve sabaha kadar sevap yazılıyor. Her saati neredeyse 10 seneye bedel, 20 seneye bedel bir gece yaşıyoruz Kadir gecesinde. O kadar sevap var. Berat gecesiyle ilgili de Berat gecesi ne zaman? Şaban ayının 15. gecesidir. Şaban ayının yarısıdır. Nıs Şaban denildiğinde Peygamber Efendimiz diyor ki Şaban'ın 15. gecesi Allah çok kişiyi affeder. Çok kişiyi bağışlar. O günün Gündüzünde oruçlu olun, geceyi ibadetle geçirin diyor. Demek ki ona özel bir ibadet de var. Duhan suresindeki leyle-i mübarek denilen gecenin berat gecesi olduğunu bazı alimler e, söylüyorlar. Bazı alimler hayır o da Kadir gecesidir diye tefsir ediyorlar. E, Recep ayında Regaib gecesinden sonra bir de 27. gecesi Miraç gecesidir. Miraç gecesinde biliyoruz Kur'an'da da geçiyor peygamberimizin semalara urucu. Ve o gece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beş vakit namaz farz kılınmış. Ve o gece ibadet gecesi, namaz gecesi, dua gecesidir. Onu da kutluyoruz. Bu dördü peş peşe geliyor. Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecesi. Bir de Mevlid gecesi kalıyor. Mevlid gecesi de Rebül Evvel ayının 12. gecesi. Peygamber Efendimiz'in doğum gecesidir. Peki bunları kutlamış mı Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bunları kutlayın demiş mi? Evet Kadir Gecesi'ni kutlamış, aramış. Sabaha kadar peygamberimiz ibadet etmiş. Allah da öyle buyuruyor Kur'an'da zaten kesin. Berat Gecesi ile ilgili sözleri var. Miraç kesin. Geriye kalan Regaip ve Mevlid Gecesi ile ilgili faziletleri olsa da kutlaması ne zaman başlamış? Kutlaması çok sonra başlamış. Regaip Gecesi kutlaması Bin yüzlü, binli yıllarda başlamış. Hatta regaiple ilgili bazen aşırı da gidilmiş, zayıf uydurma rivayetler de var. Ee, Ali bin, Abdullah bin e, Cehman isimli bir kişi küfede bu insan regaip namazı diye bir şey ihdas etmiş. Alimler buna uydurma diyorlar. Yani regaip gecesine özel bir namaz yoktur diye, suyuti de dahil. Elle alil masnu'a fil ahadisil mevdu adlı eserinde suyuti buna uydurma diyor. Şefkani buna uydurmadır diyor. Regaibi e ait yüz rekatlık bir namaz ya da on rekatlık bir namaz uydurmadır diyorlar. Ama regaib gecesi var. Peki mevlid gecesi, mevlid gecesi de e, Fatimiler zamanında 1200'lü yıllarda yine e, Mısır'da ilk defa orada kutlanmaya başlanmış. Selçuklularda da bunlar kutlanmaya devam etmiş ve günümüze kadar gelmiş. İkinci Selim'e gelince 1574'lü yıllarda 1564-1574 zamanlarında kandiller yakılmış minarelerde mahyalar ve kandillerle bu gecelerde her kandilde ve bunların ismi kandil gecesi diye günümüze kadar kalmış. Peki örf ve ananenin ibadete dönüştüğü yerlerde fayda da olabilir. Bazen aşırı gidersek zarar da olabilir. İşte alimler burada diyorlar ki Mevlid gecesini, Regaib gecesini Kadir gecesi gibi zannetme. Yani Kadir gecesi başka bir şey. Bunlar başka bir şey. Kadir gecesini Allah Kur'an'da emrediyor. Ama bunu eşit kabul etmedikten sonra ve bu konuda da şöyle bir rivayet var, böyle rivayetler vardı. Uydurmalardan uzak kaldıktan sonra ibadete yönelmek, tövbeye yönelmek için bir fırsattır. Ve bu geceler ihya etmek sevaptır. Bundan dolayı kandil günleri de bizim halkımız pek çok sevaba imza atmıştır ve bu da doğrudur. Bunlarla bunlara biz uydurma bidat demiyoruz ama ölçüyü kaçırmadık. Ölçüyü kaçıranlarla zaten hadisçiler mücadele etmişler, gerekli cevabı vermişlerdir. Cenab-ı Hak e, inşallah yarın pazartesi orucuyla başlamamız uygundur. Pazartesi, perşembe peygamberimiz zaten oruç tutardı. E, perşembede gire gayet gecesidir. O günde oruçlu olursak e, daha sonra da e, pazartesi, perşembe devam edebiliriz veya bir gün daha tutsak bu ayda, üç gün oruç tutarsak 10 gün oruç tutmuş sevabı zaten alırız. Gerçekten çok güzel bir fırsattır. Bedenimiz, ruhumuz kirlendi. Oruca ihtiyacımız var, tövbeye ihtiyacımız var. Biraz sonra tövbeden bahsedeceğim. E, telefonumuzu alalım. Tam böyle feyizli, bereketli bir günler geliyor. Bu günlerin toplumsal açıdan, psikolojik açıdan ne gibi faydaları var? Onlara da değinelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.